Merhaba arkadaşlar ben Buari bugün sizlerle CVK madeni inceleyeceğiz. CVK'nın son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında halka sonrası kısa bir yükseliş devamını düzeltme düzeltme sonrası da güzel yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirerek 537 seviyesine kadar çıkmış. Ardından da 4 aylık bir düşüş trendi, Eylül ayında başlayan düşüş trendi 537 seviyesinden 266 seviyesine kadar gerilemiş. Burada görüyorsunuz zaten önce kısa vadeli alımlar devamında da kuvvetli alımlarla fiyat düşüş trendi kırmasıyla birlikte en son yaptığı zirvesine kadar aslında çıkmaya başarmış. Yani bu düşüş hareketinin hemen hemen hepsini geri almaya başarmasa da 510 seviyesinden oluşan satışlarla gerilemiş. 393'e gerilemiş. Şurada görüyorsunuz bir destek oluşmuş. Burayı kırmaması ile birlikte yine kısa vadeli %10 üstüne bir yukarı yönlü hareket. Ardından da oluşan satışlarla gerilemiş ve cuma günü arkadaşlar 425 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirmiş. Şimdi CVK tarafında kısa vadeli işlem yapmak isteyenler, trade edenler, al satçı arkadaşlar 424 423 seviyesi gelmesi zorunda isterseniz bu seviyelerden alıp 447'nin geçilmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketlerde satabilirsiniz. Yok ben risk almam. Uygun seviyeler gelirse alırım. Hisseyi izleme listeme alırım derseniz özellikle fiyattaki düşüşlerde 390'ın 3 güzel bir destek noktası. Daha önce tepki geldiği için buralardan alım gelebilir. Düşüş olur da fiyat buralara çekilirse buraları kaçırmamanız öneririm. Buradan alıp yine tepki yükselişlerinde satabilirsiniz arkadaşlar. Ama orta ve uzun vade toplamak isteyenler yine burada 393'ün kırılmasını bekleyebilir. Kırılım olursa da burada tekrardan tren çizgisine düşüşler görebiliriz. Yani 365 bölgesine doğru bir sarkma da olabilir. İsteyenler bu seviyelerden kademeli alım yaparak toplayabilirler. Şu anda aslında görüntü pozitif hem düşüş direnle kırmış hem de emaların üstüne kapanış yapmış. 2 günlük hatta 3 günlük bir kapanış gelmiş. Fiyat kısa da 421 kırmadığı sürece aşağı yönlü çok fiyat hareketi beklememek gerekiyor. O yüzden işte kısaca trade edenler bu seviyeden risk alabilir. Önünde tek bir engel var. Şu anlık 447. 447'nin üstünde 510 ve devamında da 537 seviyesi hedef olacaktır arkadaşlar. Özellikle zirve geçilir. Bu direnci aşmayı başarabilirse de üstündeki günlük kapanışlarla birlikte biz CVK maden tarafın uzun vadede 635-640 seviyesinde hedef fiyat olarak takip edeceğiz. Yani CVK tarafında kısa bir özet geçeceksek şurada gördüğünüz gibi nasıl ki düşüş kıran trendi kırıldığında yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirse de düzeltme sonrası bunu kırılımı başarmış kırılım sonrası da 447 çıkmasının ardından satışlarla gerilemiş. Kısa da 421'in altı negatif olarak bakabiliriz. Bunun altındaki günlük kapanışlarda 393 seviyesine bir geri çekilme mümkün olabilir. Ancak 421 kırılmadığı sürece fiyat tekrardan buradan oluşan alımlarla ilk etapta 447 devamında da sonraki direnç seviyelerine doğru ya 510-537 seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Uzun vadede en son zirve tepe noktası geçerse de zaten şuradaki kanal hareketini görüyorsunuz. Net bir dalgalama var bu kanal içinde. Yükseliş hareketi 537'nin üstünde uzun vadede 640, 635 bandına doğru sürmesi beklenebilir arkadaşlar. Cvk bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.